TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Mesut Gökten, uzay sınırının 100 kilometre kabul edildiğini, Roketsan'ın 130 kilometre yukarı çıktığını söyledi. Gökten, Türkiye'nin kendi uydusunu ürettiğini hatırlatarak, Ay'a gidecek araç da aslında bir uydu. Dünya yörüngesindekilerden farkı Ay'a gidiyor olması. Bunun üzerine yerleştirilecek bütün ekipmanları da Türkiye olarak üretebilecek durumdayız, dedi. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Mesut Gökten, kurumun çalışmalarını ve Milli Uzay Programı'nı anlattı. Yeni Şafak'ta yer alan haberde uzay alanında ülkemizin kendi uydusunu ürettiğine ve Ay'a gidecek olan aracın da bir uydu olacağına dikkati çekti. Roketsan'ın başarılı fırlatmalar yaparak 130 kilometre kadar yukarı çıktığını hatırlatan Gökten, uzayın sınırı pratik olarak 100 kilometre kabul edilir, yani aslında uzaya bir roketimiz çıkmış oldu. Uzay sınırını aştık. Bundan sonra küçük uyduların fırlatılmasıyla ilgili proje var. Roketsan birkaç yıl içinde küçük uyduları yörüngeye yerleştirecek kabiliyete ulaşacak. Küçük uydudan kastımız 100 kilo altındakiler, diye konuştu. Ay'a gitmenin büyük bir hedef olduğunu vurgulayan Mesut Gökten, bunun için büyük bir teknolojik atılım gerekiyor. Dünya yörüngesinin dışına çıkıyorsunuz. Onunla ilgili yörünge analizleri, yazılımlar, radyasyon analizleri bir üst seviyede oluyor. Bunları yaparken de teknolojide bilgi ve birikimimiz artacak. Teknolojide ileri seviye ülkeler grubuna girmiş olacağız. Ay'a gidebilen ülke sayısı sadece 7. Ay'a ulaştığımızda bu işi başaran ilk 10 ülke arasına girmiş olacağız, dedi. Uzay alanında faaliyet gösteren birçok şirketler, kurumlar var. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü de bunlardan biri ama diğerlerinden farklı. Uzayla ilgili sistemleri uzay kesimi, yani uydular, ve yer kesimi, yani yer istasyonu olarak ikiye ayırıyoruz. Kimi firmalar uzay kesimi, kimi firmalar yer kesimi üzerinde çalışıyorlar. Ama biz hem uydu üretiyor hem de yer istasyonları kuruyoruz. Sadece uyduyu üretmekle kalmıyoruz. Uydularda bulunan neredeyse bütün alt sistemler için ekipman üretiyoruz. Mesela uçuş bilgisayarı, güç, dağıtım ve düzenleme ekipmanları, elektro-optik kamera, haberleşme sistemleri, antenler ve elektrikli itki motorlarını üretiyoruz. Yani tek çatı altında bu kadar çok çeşitli uzay teknolojisi üreten dünyada bizden başka sadece bir kurum var. O da Güney Kore'de. Uydu ve ekipmanları üretmenin yanı sıra uydu işletme yeteneğimiz de var. RASAT uydusunu kendimiz işletiyoruz. Uydu işletmesinden kastımız şu: bir görüntü uydusunun görevi dünyadan görüntüler almak, sonra bunları yer istasyonuna göndermek. Bu görüntüler dünyaya indikten sonra bunların kalibre edilmesi ve işlenmesi lazım. Bu faaliyetler de yer istasyonunda bulunan operatörler tarafından kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla yapılıyor. Elde ettiğimiz görüntüleri son kullanıcılara ulaştırmak da çok önemli. Bu iş için online portumuz gezgin.gov.tr kullanılıyor. Herhangi bir kamu kurumu buraya girip görüntüleri alabiliyor. E-Devlet'ten bağlanan bir Türkiye vatandaşı aynı şekilde bu görüntülere ulaşabilir. Milli Uzay Programı'ndaki çoğu şey uyduyla ilgili. Ay'a gidecek bir araç söz konusu. O da aslında bir uydu. Dünya yörüngesindekilerden en önemli farkı Ay'a gidiyor olması. Yoksa bir uydudan teknik olarak hiçbir farkı yok. Bunun üzerine yerleştirilecek bütün ekipmanları Türkiye olarak üretebilecek durumdayız. Neler gerekli olur dersek. Mesela uçuş bilgisayarı lazım. Yanında yazılımı da lazım. Yazılımını yazabilmek için yörünge analizleri ve dinamik modelleme gibi yazılımlar gerekiyor. Bunların hepsini kendi bünyemizde geliştirmiş durumdayız. Dünya ile haberleşmesi için bir haberleşme sistemine ihtiyaç var. Uydu görevini yerine getirirken dünyada bulunan operatörlerle haberleşmesi gerekli. Uydunun görevini yapması için operatörlerin komut göndermeleri şart. Ayrıca uydunun durum bilgisinin de alınması lazım. Mesela ekipmanların sıcaklığı nedir, bataryanın ürettiği gerilim nedir gibi birçok verinin operatörlere ulaşması lazım. Ay'a gidecek bir araç bunlar haricinde birçok alt sistem ve ekipman olacak. Bunların çoğunda katkımız olacak. Türkiye'de uzay sanayisi 2000'li yıllarda gelişmeye başladı. Öncesinde Türkiye sadece uydu operatörü olarak sektörde yer alıyordu. Şunu da ifade etmek gerekli: karlı şekilde uydu işletmek çok önemli bir yetenek. TürkSat bu konuda çok başarılı oldu. Şu anda 4 aktif uydusu var. Yakında 5 ve 6. uyduları da gelecek. Uydu işletmesi işine girip de başarı sağlamayan ülkeler oldu. Uzay bir rekabet alanı oldu artık. Uzayın bir savaş alanı olmaması için bütün ülkeler gayret içerisinde.
Ülkeler bir de uzayda savaşmayalım diyorlar. İnsanlar karada savaştılar. Ondan sonra denizlere indiler. Orada da savaştılar. Yeni kıtalara gittiler. Yine savaştılar. Uzayın bir savaş alanı olmaması için Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen faaliyetler ve sözleşmeler var. Uzayda rekabet tabii ki olacak ama inşallah savaş olmaz diyoruz. Enstitüde 500-600 kişilik bir insan kaynağı olduğunu söyleyen Mesut Gökten, çok az insanla çok büyük işler yapmaya çalışıyoruz. Normal şartlarda bu kadar işi yapmak için birkaç bin kişi lazım. Daha önce yurt dışında çalışan, sonradan Türkiye'ye gelen insanımız var. Yurt dışında eğitim alan ya da bu alanda çalışan arkadaşlar artık buradalar. Uzaya ilgi arttıkça daha kalifiye insanlar bu işe girmeye başlayacak, dedi. Delta 5'in uzay çalışmaları konusunda başarılı bir şirket olduğunu belirten Gökten şöyle devam etti. Onlar da hibrit motor geliştiriyorlar ve sık sık başarılı roket denemeleri yapıyorlar. 3-4 ay içerisinde yeni bir fırlatma olacağını tahmin ediyorum. Fırlatmalar şu an Sinop'tan Karadeniz'e doğru yapılıyor. Türkiye'de ideal bir konum yok aslında. Mecburiyetten Sinop kullanılıyor. Yurt dışı işbirliğiyle bir uzay limanı kurulacağı açıklanmıştı. Okyanusa kenarı olan ve güneyde olan bir yer olabilir. Ekvatora daha yakın olursanız daha az yakıt harcıyorsunuz. Erzurum'da astronomi ve uzay bilimine önemli katkı sunacak Doğu Anadolu Gözlemevi, İtalya'dan getirilen teleskopla ilk ışığı almak için gün saymaya başladı. Atasan Müdürü ve Dağ Proje Yürütücüsü Profesör Doktor Cahit Yeşilyaprak, teleskobun çok önemli teknolojik donanımlara sahip olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti. Teleskobumuz özellikle bu çapta 4 metre sınıfındaki diğer teleskoplarda olmayan hassasiyet, çözünürlük, kaliteli veri ve görüntü almak anlamında teknolojik aygıtlarla donatılmış durumda. Stratejik olarak iyi bir noktadayız. Bu enlem ve boylarda bu çapta büyük başka teleskop yok. Dolayısıyla uluslararası işbirlikleri için daha büyük teleskopların olduğu Şili, Hawaii, Kanarya Adaları'ndan ortak proje yapma imkanı sağlıyor. Bir de kırmızı ötesi, insan gözünün göremediği, duyarlı olamadığı bir bölgede gözlem yapma şansımız olacak. Bunun nedeni ise Erzurum'un yüksek rakımda olması, havasının kuru ve soğuk olması büyük avantaj sağlamaktadır. Bu yüzden dünyanın gözü dağın bitirilmesinde. Yeşilyaprak, yıldızların etrafındaki uzak gezegenleri inceleyen koronograf cihazı ihalesinin tamamlandığını belirterek, "İki ay önce koronograf cihazını aldık. Bu cihaz, güncel bilimin popüler astronomi ve uzay bilimlerinde büyük küçük bütün teleskopların araştırdığı konuda öte gezegen, yani başka güneş sistemleri gezegenleri tespit edip inceleyecek optik aygıt. Bunu dağa kazandırdık. Bu enlem boylamda sadece konumsal olarak değil, bu tür özellikli aygıtlara sahip olma açısından büyük avantaj sahibi olduk," şeklinde konuştu.